şu an birçoğumuzun yani hani güncel olan yeni müzisyenlerden bahsetmeyeyim ama hepimizin sevdiği beğendi albümler oldu. hepimizin haçlıklarını birleştirip aldığı albümler oldu. Koleksiyonlarını yaptık ister istemez. Evimizde annemiz babamız yaptı. Müzisyen olmak bir kasetinin olması demek ya mesela benim çocukluğumda. Bir kasetin çıkardı. Adı kasetinin çıkması. Yani bu terimin içinden o kadar kolay çıkabileceğimizi düşünmüyorum. Belki bu 10-20 yıl sonra olabilir ama benim bir albümüm çıkmalı ki ben müzisyen olduğumu anlayayım. Çünkü bu bir deyim mi? Bu bir terim yani. Böyle bir şey var ve onunla tam hissedeceğim. Müziğe ilk başlayışım üniversitede e, gitar alıp, akustik gitar alıp kendi şarkılarımı yazmamla olmuştu. Daha sonra şarkılarımı arkadaşlarımla paylaşınca onlardan gelen olumlu geri dönüşler ...beni daha fazla insanla paylaşıp aslında daha fazla bu dönüşleri alma hissine götürmüştü. Ve SoundCloud'u keşfetmiştim. Oraya kendi bilgisayarımdan kaydettiğim şarkıyı yüklüyordum. Kendi şarkımı, yani söz ve müziği benim olan şarkıyı yüklerken çok tereddütüm vardı. Çünkü kendi sözlerin, bütün böyle aslında duygularının, hislerin çıplaklığıyla ve işte o zaman hangi yaşıma denk geliyor... 20, 20'lerim işte 22 yaşım falan. Her şey böyle çok çiğ ve hani paylaşırken aslında beni utandırabilecek şeylerdi. Ne bileyim işte bir aşk yaşıyorsam hakikaten orada yaşadığım hissi anlatmışım falan. Benim için zordu ama ne zaman ki oradan da güzel geri dönüşler geldi. İnsanlar beğendiklerini gösterdiler ve aslında benim o kadar korktuğum, o kadar çıplaklığıyla göründüğünü düşündüğüm şey öyle değilmiş aslında biz de ya da ben de başka şarkıları dinlerken bir hissiyat geliyor ama aslında tam olarak neden öyle yazıldığını çoğu zaman anlamıyorum. Anlamıyoruz yani. Onun e, o aldığım rahatlama ve güven hissiyle yani paylaşmaya güven güvenmeyle daha fazla şarkı yükledim. Sonra bir gün işte o paylaşımlar bir yere gitti. İşte Eda Demir, Sofar'ın kurucusuydu Sofar Sounds'un. O bana ulaştı. İşte şarkılarımdan birini dinleyip ağladığını yazmıştı. Ve ben de Sofar'ı takip ediyordum ve hem çekiniyordum işte oraya başvurabilmek için işte belki bir albüm çıkarmış olmak gerekiyor gibi öyle sorularım vardı. Çünkü ben daha çok başındaydım. O da beni davet etti ve gittim. İşte ilk videomuz yayınlandı. Çok çok tatlı tepkiler geldi gerçekten. Ben bile şaşkındım. E, ardından ikinci Sofar videosu çekildi, onun için Eskişehir'e gitmiştik, Sofar Eskişehir'de. Sonrasında böyle bir nasıl diyeyim, kar topu gibi yuvarlanarak yürüdü oradan İşte dinleyici kitlem çoğaldı işte e, beni izleyenler, takip edenler çoğaldı ve benden beklenti içine giren insanlar çoğaldı. Bu tatlıydı. O sırada ben de kendi müziğimi e, yani ben şimdi evimde Ham haliyle o şarkıları yapıyorum, evet. Akustik gitarımla çalıyorum. Sonra ona belki bir elektrik gitar eşlik ediyor, bir kahon eşlik ediyor. Bu bizim küçük setup'ımız. İşte yani bir konser vereceksek bu işte akustik setup'ımız. Onun üstüne işte double, bas gitar, elektrik gitar, akustik büyüyoruz. En geniş halimiz de bu. Ama o şarkıların bu formların dışında nasıl duyulabileceğini ya da nasıl hayal edilebileceğini, nasıl düzenlenebileceğini merak ediyordum. Dinlediğim şarkılar böyle yani aldığım referanslar beni bir yere götürüyordu evet ama kendi bilgimin sınırında onu ortaya çıkarabiliyordum. Yani süzgecim aslında çok dardı. Yani tam istediğim müziği kendi yaptığım şarkının da potansiyeline çok vardırabildiğime inanmıyorum. Yani bence o şarkılar bambaşka olabilirlerdi o zamanlarda. Ama elimdeki imkan oydu ve o şekilde sunduk. Sonrasında biraz kendi içime döndüm çünkü Tam olarak ne yapmak istediğimi hakikaten merak ediyordum. Dinlediğim birçok şarkı, yani heyecanlandığım bir şarkıya bakıyorum. Yaptığım müziğin ona yaklaşmasını istiyorum ya da ondan bir iz taşımasını istiyordum filan. Ve benim de müzik zevkim gerçekten karmaç ormandır. Yani benim listeme girdiğinizde böyle Gorillaz, Müslüm Gürses yan yanadır filan. Aşık Mansuni Şerif vardır, Büyük Ev Abluka'da vardır filan. Hakikaten böyle bir şeyim var, müzik zevki karmaşam var. E, hepsinden izler taşısın, e, benim de duygularımı işte taşısın derken e, o noktada beni en iyi anlayacak kişi Mabel Matiz oldu. Onunla da e, müziğe başlamamdan böyle yani SoundCloud'a şarkı yüklememden herhalde bir iki sene sonra tanışmıştık. Ve şarkılarımı dinlediğinde hakikaten sevdiğini paylaşmıştı. Sözlerimi ve müziğimi, sesimi. Ee, o yüzden onu böyle kenarda şey olarak tutuyordum hayatımda. Yani bir noktada bir soru büyük bir soruyla karşılaşırsam kendime yönelttiğim o danışacağım bir akıldı benim için. Sonra e, bunu yaptım, ona danıştım. Onunla böyle şarkılarım üzerine konuştuk. Bana yardım etti. Yani bazen benim fikirlerimi e, net olarak kendime anlatamadığım noktalarda yardımcı oldu. Derken birlikte bir yola koyulduk yani profesyonel kısmıyla işte o benim prodüktörüm oldu. İlk single şarkımı o verdi, defter. Böyle bir yola girmiş oldum derken o amatör dünya profesyonel dünyaya evrildi. Şarkı yazım sürecinde düşündüğümüz bütün kriterler, şu an ben mesela bir sürü şey sıralayabilirim. O kadar bizden bağımsız ilerliyor ki bence. Yani ben bendeki tecrübeyi aktarabilirim. Mesela benim şarkı sözü yani şarkı sözü, yazım sürecim tamamen e, benim e, ö yani kendimi e, oturtup bir yani kağıdın başına hadi şimdi şarkı yazacaksın gibi ilerlemiyor. Tamamen şarkı yazılacağı zaman ben direkt o durumun içine geçmiş oluyorum. Onun adı ilham Geldi olarak adlandırılabilir. Ben blog yazıyordum işte daha şarkı yazmaya başlamadan önce. Blog yazarken Sürekli yazdığım metinleri işte yani ne düz yazı ne de tam şiir böyle birbirine giren yazı stillerinde, şekillerinde çıkıyordu. Ve o sırada bir şekilde kendi içinde böyle kafiye yakalanabileceklere melodi uydurduğumu hatırlıyorum. Yani okurken o şarkı olabilir filan gibi derken ilk gitarı aldığımda da o sözlerin üstünden zaten yürümüştüm. Ya da attığım bir iki tweet cümlesinden mesela. Ardından ne zaman bu iş ciddiye bindi ve artık mesela yeni bir şarkı yazmam gerekiyor hissiyatına girdim. O zaman yaptığım şey e, kağıdın kalemin başına oturmaktı ama o bana hiçbir zaman çok verimli dönmedi. Yani çünkü kendimi zorlayarak aslında sen kendini orada bir yani benim için yürüyen hali bu. Sıktığımda ve zorladığımda gergin bir şey oluşuyor. Ben o sırada o sözü çıkaramıyorum. Yani benim normal hayatın akışı içinde bulduğum rahatlıklarda onu çıkarmam gerekiyor. İşte ne bileyim mesela koşturmacanın içindeyim, İşte işe gidiyorum ya da okuldan dönüyorum bir şey. Otobüsteyim ya da metrodayım. O sırada kendim düşünürken hayal dünyamda o hissiyatın içinden bir cümle çıkıyor mesela. Gerçekten birçok şarkımı otobüste falan yazdım. Mesela Yanılır şarkımı çok net hatırlıyorum. Yani Avutköy iskelesin dedim alakasız yani. Bir anda böyle müziğiyle birlikte şarkı gelmişti. Böyle sessizce sesli notlardan girip böyle şarkıyı söylemiştim. Bilmiyorum. Böyle ilerliyor. Şarkı sözü yazımında da mesela eskiden yani yola çıkış yerim blok yazılarım olduğu için aslında şiir yazımıyla uğraşırken diyebilirim. Böyle işte diline kadar bükersen işte anlamına kadar gizlersen, kelimeyi ne kadar değiştirirsen benim ifadem tam doğru yere gidecek. Tam kendimi daha iyi anlatacağım dediğim noktada aslında dinleyici için çok anlaşılması güç sözler yazıyordum. Arkadaşlarıma da mesela söylediğimde bana şey diyorlardı. Burada tam olarak ne diyorsun? Şu ne demek filan? Ve ben hiç anlayamıyordum. Hatta sordukları şeyler ilginç geliyordu. Mesela yanıların şey sözünü soruyorlar. İşte yüzlerin gölgeli tavanda yüzüşün ne demek? yüzlerin gölgeli tavanda yüzüşü demek filan. Yani o kadar başka bir yerden bakıyordum ki sonra aslında bunu inceltmenin, anlamı biraz daha netleştirmenin belki benim o söze, cümleye bulacağım melodiyle, ona denk geleceğini düşündüm melodiyle de kavuşmasını daha kolaylaştıracaktı. Benim için de böyle bir zorluğu vardı bu işte işin. Bunun üstüne çalışıyorum. Hala çalışıyorum. Hala daha kolay cümleler yazmaya çalışıyorum. Daha anlaşılır ifadeler bulmaya çalışıyorum. Bu bayağı az önce buraya gelirken de düşündüğüm bir şeydi. Her gün aklımda olan çalıştığım bir şey, geliştirmeye çalıştığım bir şey. Benim e, kendim az önce ciddi anlamda düşündüğüm nokta derken aslında oradaki dönüşüm benim kafamda şöyleydi yani. Bir şarkı yazıyorsun, a ben artık şarkı yazıyorum bilincine varmak ve yeni bir şarkı yazmaya çalışmak. İşin ciddiyeti aslında çok basit. Sadece buydu. Yani çünkü iki tane şarkın alamaz şarkı yazıyorsan. Yani iki tane şarkı var diye bir üçüncü yazarsın. Dördüncüyü bazen bir bakmışsın. Beş, altı, yediler hep yarımdır filan. İşin ciddiyeti onları toparlamak, onları da bitirmek ve yeni bir şey, yeni bir şey daha yazmak. Zaten kendi ihtiyacın da bu yönde gelişiyor. Yeni bir şey yazmak istiyorsun. ciddi olan oydu ama müzik hayatının ilerleyişi noktasından bakınca ciddi ciddi dönüm neresi oldu? Yani zamanımı başka bir işle geçirirken yapmak istediğim şeyin yani bütün emeği tamam belki bütünü değildir ama ne bileyim uyanma sebebim hakikaten şarkı yazmak olduğunu ona yemek vermek olduğunu onlarla mesela çok duygulanırdım yani böyle işte gittiğim işte mesela işte birkaç insanla diyaloğumdan etkilendiysem ne kadar işte benimle alakası olmasa da ona yorulduğumda ya hayır ya ben şu an neden bununla ilgileniyorum ki benim yani bir yeteneğim var kendimde gördüm ve bana da hem bana iyi gelen hem de başkalarına da iyi gelebildiğini gördüğüm bir şey. Niye ben şu an bununla uğraşmıyorum ki? Yani şu an evimde gidip uslu uslu şarkımı yazabilirim. Keşke işte mesela atıyorum o şu an bana maddi kazanç sağlasa ve ben gidip bu diğer şeyi yapmasam. Evet bu çok duygusal bu, bu Merve'yi görüyordum mesela. Ama sonra mesela işte aylardır pandemiden evdeyim. Ve aslında diğer Merve sayesinde ürettiğimi böyle çok çok net gördüm. Yani o Merve'nin o üzülmeleri, kırılmaları başkalarına ya da belki sevinmeleri illa çok hani melankolik olmasına gerek yok. Gördüğüm şey oydu. oradan o kadar çok besleniyormuşum ki. Konuyu nereden nereye getirdim bilmiyorum ama şu an çıktı. Albüm planım Tabii ki var. Ama yani şu an gidişatı görünce bir kere her şeyden önce ben de bir dinleyeceğim. İşte ben de müzik keşfine yani belki birçok dinleyiciden daha önceki bir zamanda başlamıştım buna. İşte Lastfm, MySpace oralardan müzik keşfetmek hakikaten olağanüstü bir süreçti benim için. Bir sanatçıyı keşfetmek, onun benzerlerine bakmak, benzerlerinin albümlerini taramak, o şarkılardan başka şarkılara gitmek, onların etkilendikleri şarkıcılara gitmek, onların dinlediklerine bakmak filan böyle stalk'un gerçeği benim için oydu mesela yani. Bir şarkı keşfetmek, müzisyen keşfetmek. O oradan e, yani nasıl diyeyim benim dinleyici olan tarafım bu şekilde gelişti ve şu an kendi müziğimi de yaptığımda Böyle kenarda, köşede fark edilmeyen, fark edilmeyecek olan bir şarkıya emek vermek hakikaten zor. Yani risk gibi bir şey. Şu an bir albüm yapsak, böyle şeyden ufak bir korkum var açıkçası yani çünkü insanlar çabuk tükettikleri için, ben de öyle. Bir albümü baştan sona dinlemektense tabii ki dinliyorum. Özellikle çok sevdiğim bir şarkıcının albümü ise tabii ki dinliyorum çünkü merakım var yani acaba o şarkı nasıl bir şarkı falan diye ama isteğim içimdeki dürtü başka şarkıya geçmek. İşte oluşturduğum çalma listesi üzerinden ilerletmek. Ama e, her şeyin başında albüm denen şeyin yani albüm başka bir şey. Çünkü bir hikayesi var, bir anlatısı var ve böyle kocaman bir emek var. Böyle bir yani bir albüm çıkardığında aslında bir kitap yazmışsın gibi. O hikayenin bir şekilde bir kapağını ört yani bir kutusuna sokmuşsun gibi. Böyle çok daha derli toplu geliyor bana. Ve emeğini de çok derli toplu gösteriyor. Çalıştığın insanlardan ne bileyim, fotoğrafların birbirleriyle olan bağlantılarından. Hepsi her müzisyenin imreneceği bir şey. Çünkü hepimiz o heyecanlardan geçerek geldik. Ben çok istiyorum. Heyecanlandıran planlar da var kafamızda tabii. Ama şu an tüketimin nasıl gittiğine de bakıyoruz. Evet dijital müzik dünyasında nasıl? işte olabildiğince sık sık Yeni yeni işler vermek çünkü sen şu an albüm yapsan iki ay sonra da sana yeni şarkı yok mu diyecekler. Sen bir single çıkarsan da iki ay sonra sana İki ay bir diyen yani. bir ay sonra sana yeni şarkı yok mu diyecekler. Yani uzun zamandır böyle üniversite üniversiteyi bitirdiğimden beri şeydi yani hep bir, bir işe koşturuyordum. O yüzden benim için böyle ev hep özlemini çektiğim bir şeydi yani evde zaman geçirmek. Ve gerçekten çok fazla dışarıda arkadaşlarımla da zaman geçirmeyi çok sevdiğim süreçten, iş yoğunluğu hepsini totalde bakınca evimde zaman geçirme arzusuyla yanıp tutuşuyordum. O yüzden pandemi çıktığında böyle içten içe inanılmaz mutluydum. Yani bu bir itirafsa itiraf yani yaşasın evdeyim ya sonunda. Evet çok kötü bir şey çünkü istersem dışarı çıkamayacağım bu. Yani düşünülmesi korkunç, ürkütücü ama evde olduğum için böyle şey demiştim. Birkaç arkadaşıma hatta yani galiba pandeminin ikinci, üçüncü haftasıydı. Bir gün evde yani gece uykularım zaten karma çorman olmuştu artık. Geceleri uyanıktım. Tam böyle üretim zamandır zaten bizi. O anlarda eğer uyanman gerekmiyorsa sabah bir şey seni dürter. Yani uyan ve dök zihninde ne varsa gibi. Öyle bir anda arkadaşlarıma mektup yani mail mektup yazmaya başlamıştım. Böyle bir 10 kişilik listem vardı. Orada anlatmıştım arkadaşlar acaba gerçekten ben ben o kadar dua ettim ki bunun için evde olmak ve hiçbir şey yapmamak için acaba onu mu yaşıyorum? Böyle evde olayım ve sadece müzik yapayım istemiştim ve böyle bir şu an acaba dedim lanetlendirmiş şu an hiçbir şey yapamıyorum. Üretemiyorum çünkü beni üretime tetikleyen şeyler elimde yok. Şu an evde olabildiğince hakikaten düşmüş durumdayım. Yani hani sürekli bir seriliyorum yani koltuğa, yatağa, yerdeki mindere. Bu ha hiç hoş değildi. Ama bir yandan da elimdeki buydu ve gerçekten tadını sonuna kadar çıkardım. İşte sürekli kütüphanemin önünde. Böyle yani işte elimden düşmüş unuttuğum ne kadar çok unuttuğumuz kitap oluyormuş yani. Bu da aydınlandığım diğer bir şey yani. <laughs> Kitaplığımı düzeltirken onunla karşılaştım. İşte al sana kocaman bir zaman yani al tekrar tekrar oku. Altını çizdiğin şeyleri tekrar tekrar oku filan. Böyle bir mucize gibi geçirdim. Sonra hastalığın kendisini ciddiye alıp işte tanıdığım ve bir iki kere de olsa yakın zamanda gördüğün insanların hastalandığını duyunca işte yani şekilde salgınla bulaştığını o zaman bir panik geldi. O paniğin gelişi hoş olmadı. Çünkü her gece öksürüyor muyum? Neyim var? Yani evdeyim hiçbir yere gitmedim. Ama olsun. Her gece aynı şeyi yaşıyorum. Ve kimseyle asla konuşmak istemiyorum. Tam tam yani o kaygı anı gerçekten. Çünkü birisiyle konuşursam zaten ona şey diyecek yani sabahında çünkü aynı diyalog şu şekilde gerçekleşiyor. Ay aynısı bende de var. Değil mi? Böyle oluyor. Boş ver Öyle olunca işte beni ara, konuşalım filan. Derken hastalığı da atlattık annemle birlikte. Böyle artık geçti, bitti, hiç yani artık bizi uğramaz diyeceğimiz noktada annem işte korona oldu filan. Hiç güzel değildi de o dönem ama neyse ki biz galiba o hafif ve çabuk atlatanlardandık. Garip garip bir süreç ya. Hiç bilmediğim bir an içindesin. Herkese karşı müthiş sorumluluk duygusuna kapıldığın. Bir anda çok çaresiz hissettiğin. Bir anda çok güçlü hissettiğin falan. Garip bir süreç. O yüzden şu an yani belki bir sene sonra hepimiz daha iyi algılar ve anlatırız. Ama şu an içinde olduğum için duygularım daha birbirine geçmiş durumda. Bilmiyorum tam olarak net olanı. diyorum ama böyle soru cevaplama anlamında galiba bunu cevaplayamayacağım o şekilde. Şehir konusunu cevaplayabilirim de o kırılmayı daha hala görüyorum ya. Çok emin değilim. Yani kafam aşırı karıştırıyor o yüzden o noktaya bir şey diyemeyeceğim. Üzgünüm ama o soru çok güzel ya. Hiç düşünmemiştim. Hiç kendime de sormamıştım. Ama bir gerçekle yüzleştiriyor. Ben İstanbul'dan çıkamam. Şu an benim öyle bir, öyle bir imkanım yok. Öyle bir fırsat da olsa yani bir süre hiç değilse ayın en az bir haftası İstanbul dışına çıkmayı çok çok isterdim. Yani bilmiyorum üretimimde onun yansımasını görmek çok isterdim. Giden herkese müthiş hayranlık duyuyorum. Gidebilen, gidebilme cesareti gösteren ve imreniyorum. Ama ben buradayım ve ben aşırı İstanbul sevgisi olan <laughs> biriyim bayağı. Yani Balta Limanı'nda işte doğma büyümeyim ve o orası, oranın havası, suyu, mahalleciliği, sahili, her şeyi. Yani oradan ayrılmak çok mümkün değil. Yani hayatımda böyle özlemini duyduğum bütün duygular orada tetikleniyor, her şey orada. Ve hiçbir böyle beni çok üzecek şeyler diye ağlarsam da, hani duygulanırsam da hepsi beni aşırı içimi mutlu eden ve rahatlatan duygulamalar. O yüzden İstanbul'dan gitmeyi düşünmüyorum. Buradayım. Zaten müzik için de burada olmam gerekiyor bir müddet daha. Yani işte stüdyolar, işte çalıştığım aranjör arkadaşım burada. Grubum burada. <laughs> Buradayım bir müddet daha.